Arkadaşlar, e, çağdaş Türk ve dünya tarihinde e, artık yavaş yavaş dünya savaşının sonuçlarını toparlayalım ve e, Türk dış politikasına geçelim. Acaba savaş Türkiye'yi nasıl etkilemiş? Türkiye hangi konferanslara katılmış? E, bunları birlikte değerlendirelim. Şimdi e, burada en son e, konferansları konuştuk. Paris Barış Konferansı'nı, e, İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmaydı ama tekrar uyarayım Almanlarla bir barış yapılmamıştır o yüzden Almanya yazılamaz Japonlarla da daha sonra 51'de San Francisco'da barış imzalandı o yüzden Paris'te sadece İtalyanlarla imzalandı onun dışında da işte Macaristan, Bulgaristan, Finlandiya gibi diğer e, Mifere yakın duranlar burada e, soruşturuldu diyelim onlardan işte sınırlar çizildi gibi Arkadaşlar Dünya Savaşı'nın sonuçlarını toparlayalım. Şimdi şöyle diyebiliriz artık savaşın en karlı çıkan devleti ABD. ABD dünyanın yeni jandarması olacak. Hatırlayın daha önceki yüzyılda İngiltere'ydi ama şimdi ABD yeni jandarma. Elbette dünyanın jandarması ama Avrupa'da da karşısında çok büyük bir güç. Sovyet Rusya çıkacak nazileri durduran gerçekten muazzam bir nüfuza sahip güçlü bir devlet Sovyetler. İşte bunlar zaten dünya savaşından kısa bir süre sonra Batı bloğu ve Doğu bloğu olarak resmen ikiye ayrılacak ve Soğuk Savaş başlıyor. Arkadaşlar Sovyet yayılmacılığı başladığı vakit buna karşı NATO kurulacak 49'da. Sovyetlerde Batı'nın bu askeri paktına karşılık Varşova paktını kuracak. Bunların hepsini konuşacağız. Ayrı ayrı bunların da yerleri olduğu için konuşacağız arkadaşlar Soğuk Savaş'ta. E bunun dışında Sovyetler Avrupa'nın en büyük gücü ABD dünyanın süper gücü geldi. ABD ilk kez atom bombasını kullandı Hiroşima ve Nagazaki'de. İkinci Dünya Savaşı'nda. Ee, savaşın mağlup devletleri İtalya, Almanya ve Japonya'nın toprakları işgal edildi. Faşizm ve nazizm gibi e, devletler, e, rejimler arkadaşlar. E, bu devletler, e, rejimlere sahip devletler tabii kimler? İşte İtalya gibi, Almanya gibi, Japonya gibi e, rejimler tasfiye edildi. Ve Nürnberg'te, ee, aynı zamanda da Tokyo'da savaş suçları mahkemeleri kuruldu ve burada birçoğu yargılandı. Ama tabii Nazi subayların çoğu ceza aldı mı derseniz, artık soğuk savaş başladığı için e, onların birçoğu Sovyetlere karşı kullanılmak üzere yeniden organize edildiğinde söylemem gerekiyor elbette. E bunun dışında Kore, Vietnam ve Almanya ikiye bölündü. Kuzey Kore, Güney Kore, değil mi? Vietnam keza kuzey güney ya da Almanya batı doğu burada bir Sovyet yani komünist rejim bir diğer tarafta kapitalist sistem var e bunları da konuşacağız ama bu çıkmış bir soruydu Üç öncül vardı Kore Vietnam Almanya savaş sonrası hangisi ikili yönetime geçmiştir İki yapıya ayrılmıştır diye cevap 1-2-3 olacaktı İsrail kurulacak 47'de ve Filist 48'de affedersiniz hatta 14 Mayıs değil mi? 14 Mayıs Arapların gözünde nakba günü, felaket günüdür. Konuşacağız ayrıntılı olarak Filistin raporunda. Ee, sömürgecilik hız kaybetti. Buraya dikkat bakın burada bir ters mantık var. Ulusal kurtuluş hareketleri var arkadaşlar. Bağlantısızlar hareketi var. Değil mi? Gana'da Nikrumah gibi, Mısır'da Nasır gibi, efendim e, Yugoslavya'da Tito gibi. E, bu tarz isimler ya da işte Endonezya Sukarno gibi isimler, e, Hindistan'da Gandhi, Nehru e, bunlar e, büyük güçlere kafa tutacak sömürgelere karşı savaş yap, O yüzden sömürgecilik hız kaybetti diyebiliriz. Birleşmiş Milletler kuruldu. E Bunu e, biraz önce konuşmuştuk. Burada tekrar hatırlatmakta fayda var. Milletler Cemiyeti eşit değildir. BM öyle değil mi? E, şimdi ikincisinde kurulan. Birleşmiş Milletler idi. Peki ekonomik sonuçlara bakarsak e, tarım ve sanayi üretimi e, 39'a göre %30-70 arasında bir düşüş gösterdi. İngiltere ekonomisi ciddi anlamda iflasa sürüklendi ki zaten dünyanın jandarması ABD'ye kayıyor değil mi artık jandarmalık rolü. E ee, neden bunu biz böyle söyleyebiliyoruz? Çünkü Washington'da uluslararası para fonu IMF, uluslararası imar ve kalkınma bankası yani dünya bankası gibi dünyayı yönetecek kurumlar çıkıyor. Gana lideri Nkrumah'ın bir sözü var diyor. Artık bizi işgal etmiyorlar diyor. IMF ve Dünya Bankası ile soyup soğana çeviriyorlar. E bunlar da başka bir form elbette. Toplumsal e, sorunlarda ise Nazilerin üstün ırk yaratma Gayesiyle e, bu Dünya Savaşı sırasında engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, e, değil mi? Orta Avrupa Çin genlerlerine ki Korkoruyu izle, izleyin demiştim, Gatlif'in Umarım izlemişsinizdir. E, toplama kamplarında gaz odalarında 60 milyona yakın insan e, toplamda savaş e, bilançosu olarak hayatını kaybetti diyebiliriz. 20 milyon 20 milyon üzerinde Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. En fazla e, kayıp veren devlet olacak Sovyetler. Bunun dışında 9 Aralık 48'de Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmeyi kabul etti. E, ardından da 10 Aralık bir gün sonra da insan hakları evrensel beyannamesi kabul edildi arkadaşlar. O yüzden 10 Aralık İnsan Hakları Dünya İnsan Hakları Günü olarak biliniyor. Evet sevgili arkadaşlar Dünya Savaşı'nın sonuçları budur ki bir, birçoğunu biz zaten Soğuk Savaş döneminde yeniden konuşacağız. Arkadaşlarım artık İkinci Dünya Savaşı ve Türk dış politikasına geçebiliriz. Türk dış politikası ardından iç siyaset İsmet İnönü Milli Şef dönemine bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada özellikle e, Türkiye'nin denge ve savaşa girmeme politikasını güttüğünü söylememiz gerekiyor Dünya Savaşı boyunca e, denge bütün devletler arasında denge kuralım ve savaşa girmeyelim kararı var e, ama 23 Şubat 45'te Yalta'da biliyorsunuz bir karar alınmıştı. Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek için Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmek zorundasınız. O yüzden Türkiye savaş ilan etti mi etti 23 Şubat'ta Birleşmiş Milletlerin kurucusu olmak için. Şimdi Türkiye denge politikasını güttü dedi ki bunu yakından anlayabilmek için Türkiye'nin savaş öncesi ve savaş sırasında hangi devletlerle antlaşmalar imzaladığına bir bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada birinci madde 19 Ekim artık Dünya Savaşı hemen hemen başlamıştır ama çok kısa bir sürede 1939'da üçlü ittifak anlaşması. Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında karşılıklı yardım anlaşması. Şimdi bakın geçmişle nasıl bağlayacağız? Efendim işte Hatay'ın Türkiye'ye bırakılmasında, Montreux'un imzalanmasında, İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'ye bir parça yardımcı olduğunu biliyorduk. Hatta Demir Çelik, Karabük'te Demir Çelik Fabrikası açıldığında İngiliz finansmanıyla yapıldığını da biliyoruz. Ara biraz düzeldi. Şimdi savaş sırasında üçlü ittifak yapılıyor. Buraya dikkat edin ama buradan çok soru yazıyorlar. Belki de en önemli anlaşma budur uluslararası ilişkilerde. Arkadaşlar üçlü yardım anlaşmasına göre Türkiye tehdit edilirse veya Akdeniz'de savaşa girerse İngiltere ve Fransa yardım edecek. Ama karşılığında da Akdeniz'de İngiltere ve Fransa Fransa savaşa girerse Türkiye yardım edecek. Yani savaş Akdeniz'e sıçrarsa e, Türkiye bir türlü her türlü savaşa girecek aslında. İyi de faşist İtalya zaten Akdeniz'de saldırgan bir devlet değil miydi? Yani savaş zaten Akdeniz'de değil mi? Bu durumda Türkiye'nin savaşa girme ihtimali çok yüksek. Aslında hani çok katakuli de demeyeyim ama yani Türkiye'yi savaşa çekmenin de iyi bir yolu bu anlaşma. Ama Türkiye burada bir çekinceden bahsediyor. Sovyet çekincesi. Sovyet çekincesi şerhi koyacak ve diyecek ki Sovyetlerle silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesine neden olabilecek hiçbir türlü eyleme girmem. Sovyetleri rahatsız edecek bir durum ortaya çıkarsa bu beni tehdit eder. E, orduyu savaşa sokarsam Sovyetler karşısında açık duruma gelirim. Sovyetlerden çekiniyorum diyecek Türkiye. Bakın bütün dünya savaşı boyunca özellikle İnönü, Cumhurbaşkanı İnönü tabii kurt bir siyasetçi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın o acılarını yaşamış, Kurtuluş Savaşı'nın hengamesini yaşamış bir isim. Şimdi Türkiye savaşa sokmak istemiyor. İnönü çok eleştirilir e, Dünya Savaşı'nda. insanları aç bıraktı diye ama meşhur bir sözü vardır. Ben siz belki aç bırakmış olabilirim ama babasız bırakmadım diye. Hakikaten Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan o yanlışa e, çok büyük oranda düşünmedi. E, bu da aslına bakarsanız önemli bir başarı. Yani verdiğiniz sözlerle çelişebilir. Şimdi göreceğiniz biraz e, iş çok ...ipe seriliyor ama... ...başka da çare yok. Şimdi bir, üçlü ittifak dedik. Bunu yazdık bir tarafa değil mi? Bunu unutmak yasak. Bu önemli arkadaşlar. İki, 1941'de yani savaşın... ...en şiddetli döneminde... ...17 Şubat'ta... ...Türk-Bulgar deklarasyonu imzalanacak. Balkanların savaştan... ...korunması için bir saldırmazlık... ...paktı imzalanıyor. Ama işe yarayacak mı? Yok. Çünkü... ...bir hafta sonra... Ee, yani bir hafta iki hafta pardon 12 gün sonra 1 Mart'ta yani 41'de e, Bulgaristan Mifer eksenine yani eksene Mifer tarafına Almanların tarafına katıldığını açıklayacak. Hatta hani ...haritadan hatırlayın geçen derste Almanlar e, Türkiye sınırına kadar gelmiş mi? Hatta bizim genel kurmay başkanı Fevzi Çakmak çatmak hattını çatalcaya kuracaktı. Gerçi hani Almanları durdurmak için yeterli mi? Sayılmaz. Peki çünkü bizim çakmak hattı biraz böyle Magino hattını andırıyor ama bizimki biraz Nasrettin Hoca'nın mezarı gibi böyle bir tane kapı var ama her taraf açık. Yani bir çakmak hattı var ama her taraf açık. Ki zaten Almanlar Yunanistan'ı işgal ettiğinde oradan saldırsalar öyle bir hat yok karşılarında. O yüzden biraz komedi, yani biraz çaresizlik biraz zayıflık ne derseniz deyin ama Türkiye biraz iyi idare etti diyebiliriz. E, Türk-Bulgar anlaşması var. Üçüncüye dikkat e, 41'de Türk-Sovyet e, saldırmazlık paktı. Aslında bakarsanız e, 25'te e, Sovyetlerle yapılan dostluk anlaşmasının bir devam, onu yenilendiğini gösteren bir anlaşma 41. Ama unutmayın 45'te Stalin bu anlaşmayı reddedecek. 45'te bu anlaşma bitiyor mesela. Ama 41'de yeniden imzalandı. E, ve son olarak, son olarak şaşırtmasın sizi, 41'de Türk-Alman dostluk anlaşması imzalanıyor. Şimdi bakar mısınız, e, Fransa-İngiltere müttefik, e, Bulgar mifer, Sovyetler müttefik, Almanya mifer. E, iki tarafı da dengede tutmaya çalışıyor. Bak o ilk cümleye geldik mi geldik işte şimdi Türk Alman dostluk anlaşması burası önemli. Ee, aslında bakarsanız bunun öncesinde 28 Şubat 41'de Hitler İönü arasında bir mektuplaşma ortaya çıktı. Mektupta Hitler gönderdiği mektubunda Almanların e, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu asla saldırma niyetinde olmadığını e, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri dostane ilişkiler içinde olduğunu dile getiren bir mektup. Ama İnönü tabii kurt siyasetçi diyor ki yani bu güzel de e bunu da bir anlaşmayla pekiştirelim. Öyle mektuplaşmayla olmaz. İşte bunun üzerine e, masaya e, oturuldu ve Türk-Alman dostluk anlaşması imzalandı. Yani Türkiye şimdilik e, 41'de her iki tarafla da e, karşılıklı savaşmama adına e, dengede tutan bir politika güttü. Ama tabii ara ara özellikle Almanlarla imzalanan dostluk anlaşmasından sonra İngilizler Türkiye'yi e, müttefiklerin yanında savaşa sokmak için bazı korkuları depreştirdi. Arkadaşlar uluslararası ilişkilerde buna Polonya sendromu denir. Neden? Polonya'yı hatırlayın birkaç ders öncesinde. Hani hem bir taraftan Almanya Dünya Savaşı'nı başlatmıştı değil mi? 1 Eylül 39'da Polonya işgalini, diğer taraftan da Sovyetler saldırmıştı Polonya'ya. Yani hem Almanya hem Polonya arasında kıskaca girmişti Polonya. Rus, Rusya ile Almanya arasında kıskaca girmişti Polonya. Şimdi işte İngilizler bunu demeye çalışıyor aslında perde arkasından. Diyor ki siz diyor bak Sovyetlerle imzaladınız, Almanlarla imzaladınız ama öyle çok güvenmeyin. E bu adamlar Polonya'yı böyle mahvettiler. İşte buna Polonya sendromu denir arkadaşlar. Bu da dursun kenarda. Peki, anlaşmalar bu şekilde. Şimdi savaşın ilerleyen kısmında yani 43'te Türkiye'yi savaşa çekmek adına bir takım konferanslara davet edecek görüşmeler yapılacak. Bunlara bakalım sevgili arkadaşlar. İlk olarak Adana görüşmesi arkadaşlar. Adana'da e, gözlerden uzak, Ankara'nın o keşmekeşinden uzak, Alman istihbaratından uzak, e, Yenice'de, Adana Yenice'de bir vagonda e, Churchill ve İsmet İnönü e, bir araya gelecek arkadaşlar. E, burada amaç belli tabii. Churchill Türkiye'yi savaşa ikna etmek için gelmiştir. Bu görevi üstlenen devlet İngiltere'dir. Adana'da görüşmeler yapılacak. Türk siyasal hayatına sağırlar diyaloğu diye geçer bu görüşme. Bunu genelde sorarım böyle derslikte arkadaşlarıma. Yahu derim bu İsmet Paşa topçu ocağından mezun ya bir kulağı da az duyar. Acaba Churchill'in de kulağı mı az duyuyor da sağırlar diyaloğu deniyor bu görüşmeye? E, e, bunun alakası yok tabii bu işin e, esprisi arkadaşlar. Sebebi şu. Şimdi Churchill Türkiye'yi savaşa çekmeye çalışıyor. İşte eksiğiniz nedir? Ne kadar asker verebilirsiniz? Mühimmat neresi? Ne kadar var? Cepheyi nereden açarsınız? Sürekli e, sıkıştırıyor. İsmet Paşa da yani işte yenice yolları da güzel, e, demir da gayet iyi, havalarda şöyle e, başka şeylerden bahsediyor. Bizim ordumuz yeterli değil, malzememiz yok. Ee, yani un seriyor aslında. Niye savaşa girmek istemiyordu o yüzden. O yüzden e, taban tabana zıt fikirler ortaya atıldığı için saarlar diyaloğu diye bilinir. Bu bir bucepte. İki, e, buraya katılan delegeler. Şimdi bakın Türk e, heyetinde e, Cumhurbaşkanı İnönü, Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak bu görüşmeye katılıyor. Arkadaşlar bu görüşmedeki isimleri sorabilirler mi? Evet. Ama onun dışında da e, Türkiye'nin e, yani yönetici kadroları bunlar savaş sırasında bilmek zorundayız. Yani başbakan kim? Saraçoğlu. Fenerbahçeli arkadaşlarım hemen e, unutmazlar elbette bunu. E, Numan Menemencoğlu önemli bir isim. E, dikkat edelim. Fevzi çakmak da öyle arkadaşlar ki burada e, hazır geri gelmişken onu da bir paylaşmak isterim. Pardon, burası değil. E, şu hükümetleri hükümetleri göstereyim size. Şimdi bakın bu. E, Baskın oran Hocanın Türk Dış Politikası'yla ile alakalı e, oradan alıntı yaptım ki zaten Müfredatta Baskın Hocanın kitabını kullanıyor genelde üç ciltten oluşur PDF'i de vardır sevgili arkadaşlar merak edenler bütün o ayrıntılı bilgileri e, PDF'ten internet üzerinden bulabilir Baskın Or oran Hocanın kitabı değerli bir kitap önemli bir kitap e, ama e, bir iki kitap daha göstereyim hazır yeri gelmişken bu kitabın pdf'leri bende var. E, üç yıl bayağı pahalı gelmişti. Alamamıştım. Öyle de kalmış. Ama e, özellikle Mahmut Goloğlu'nu e, size göstermek isterim arkadaşlar. Mahmut Goloğlu Milli Şef. Milli Şef kim İsmet İnönü değil mi? Milli Şef dönemi kitabını yazdı. 1939-45 yılları arası. Yani tam da Dünya Savaşı aralığı çok güzel bir şekilde özetlemiş ki Mahmut Koloğlu e, hocanın kitapları yani bu üçüncü cilt daha öncesi işte Cumhuriyet tarihin İnkılap Tarihi böyle dağılıyor ciltler. Bu Milli Şef dönemi hakikaten önemli bir kitap. E, bu durabilir. Bir de e, Selim Deringil hocanın denge oyunu İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası arkadaşlar. E, bu da yine hatır sayılır iyi kitaplardan biridir. Bu iki kitap Selim Deringil Denge Oyunu Mahmut Goloğlu, Milli Şef dönemi. Ee, kitapları bizim için önemli. Bir de tabii edinebiliyorsanız Baskın Orhan Hoca'nın ya pdf'ini ya da kitabını alın. Şimdi uzatmayayım lafı. Burada e, Hükümet ve Dışişleri Bakanı var. Şimdi bakın İsmet İnönü'yü konuşacağız. E, 38'de Mustafa Kemal Atatürk ölünce Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı olunca e, ilk başbakan Refik Saydam olacak arkadaşlar. Refik Saydam başbakanken Saraçoğlu Dışişleri'ydi. Daha sonra işte savaş zamanında Refik Saydam kalp krizi geçirir ölür. Yine Şükrü Saraçoğlu başbakan olur. Bakın işte Adana'ya katılan başbakan Saraçoğlu demiştim. E, buna dikkat edelim. Daha sonra ikinci Saraçoğlu hükümetleri gelir, işte Numan Menemencoğlu dışişleri olacaktır gibi. Hemen bu altta da e, İsmet İnönü göreceksiniz, e, Refik Sayda mı göreceksiniz ki biz Refik Sayda mı e, inkılap tarihinde konuştuk hatırlayın, değil mi? Hıfsız Sıha Enstitüsü'nü kurmuştu, o e, kamu sağlığını ilgilendiren, değil mi? O aşıları bulan Ankara'da geliştiren enstitünün kurucularındandır. Refik Saydam, Doktor Refik Saydam e, ve aynı zamanda Şükrü Saraçoğlu e, hem Dışişleri Bakanı Saydam'ın aynı zamanda da sonradan Başbakan olacak 42'de e, Şükrü Saraçoğlu. E tabi Numan Menemencoğlu da e, Dışişleri oluyor Saraçoğlu Başbakan olunca ki bu isimleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeri gelmişken buraya sıkıştıralım. Şimdi bir Adana görüşmesinde Churchill bizzat Türkiye geldi. Peki başka? E, i̇kinci Türkiye'nin katıldığı ve baskı altına alındığı yer birinci Kahire arkadaşlar e, Kasım 1943'te Türk İngiliz Dışişleri Bakanlığı bir araya geldiler yani Numan Menemencioğlu ile İngiliz Dışişleri Bakanı Anthony Eden hani İngiltere Türkiye'yi savaşa sokma konusunda sorumlu devlet ya ya Churchill geliyor ya Anthony Eden geliyor şimdi Kahire'de bir araya geldiler e, Eden müttefiklerin üst talebini iletti. Yani İzmir'den, İstanbul'dan bir takım üstler talep etti. E, ve Türkiye'nin yıl sonuna kadar, Kasım'dayız, Kasım Aralık içinde Türkiye'nin savaşa girmesini e, talep etti. Türkiye bunun üzerine e, üst talebini verirsek, Almanya, Türkiye arasında kaçınılmaz bir savaş olur. E bu da bizim dengemizi bozar. O yüzden kusura bakmayın diyor. Türkiye burada da ayak diredi. Bakın Adana'da da ayak diremişti. Çünkü Churchill'in isteği e, Türkiye'nin yine yıl sonuna kadar savaşa girmesiydi. Ama Türk tarafı hem Sovyet çekincesini bahane ediyor. Hem de ordunun malzeme yetersizliğini ön plana koymuştu. Şimdi burada da yine üst verirsek size e, Almanlarla savaşı göze alacağız. Bunu da istemiyoruz diyor. İkinci kahire budur. E, birinci kahire budur affedersiniz. Ama ama ikinci kahire... Gelip çattığında yani 43'ün aralığında bu sefer ABD Başkanı Roosevelt, İngiliz Başkan Churchill ve İsmet İnönü bir araya geliyor sevgili arkadaşlar. E burada İsmet İnönü'yü resmen araya alıyorlar. Baskı kaçınılmaz. Türkiye'nin bu denklemden kaçması hakikaten zor duruyor ee, bakalım neler gelişmiş 2. Kahire'de çünkü Türkiye prensip olarak savaşa girmeyi kabul ediyor. Dikkat arkadaşlar e, buradan diyor ki İsmet Paşa Müttefiklerin ağır baskısı karşısında gerekli malzemeyi verirseniz teçhizatı sağlar iseniz ve bunun dışında bunun dışında ortak bir harekat planı yapar isek. Öyle bizi önden piyon gibi sürmek yok. Ortak bir harekat planı yapılırsa prensip olarak savaşa katılmayı kabul ediyoruz. Yani Aralık 43'te Türkiye savaşa katılmayı kabul ...etti. Churchill ayrılmadan... E, ...Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarını... ...tespit için... 4-5 günlük e, süre tanıdı. Bazı belgeler gönderdi. Türkiye'nin bir hafta içinde o belgeleri... ...İngiltere'ye göndermesini istedi ki... ...bir an evvel Türkiye cephe açsın ve... ...savaşa katılsın. Sonrası mı ne oldu? İngilizler aradı. Türkiye telefona çıkmadı. E, açıkçası... ...Türkiye... E, ...ipe un serdi arkadaşlar... Ee, yardımın yeterli olmadığını dile getirdi. Ee, i̇pler kopma noktasına geldi hakikaten. En sonunda İngiltere ve ABD tüm silah ve malzeme yardımlarını durdurdu. Bu adamların gireceği mireceği yok. Bizi oyalıyor dediler. Türkiye ile bütün yardımı kestiler. Bu bir. İki. Yaşanan bu güven bunalımı sonrası baskılar artınca Türkiye Almanya ile yaptığı krom ihracatını durdurmak zorunda kaldırdı. Kaldı. Şimdi aslına bakarsanız burada bir baskı da var. Bakın krom savaşın ham maddelerinden biri. Almanya krom alıyor Türkiye'den. Ya düşünebiliyor musunuz? Tamam tarafsızsınız ama e, karşı tarafa krom satıyorsunuz... ...ve savaşı aslında bir parça desteklemiş gibi oluyorsunuz. Şimdi İngiliz ve ABD'nin gözünde Türkiye ne savaşa giriyor... Ne de Almanlarla ilişkileri koparıyor. Artık e, Türkiye ötekileştirilmeye başlandı. İşte bunun üzerine Türkiye derhal 21 Nisan 44 derhal derken tabii 44'e kadar krom satımını yaptı ama 44'te artık krom satışını durdurdu. E, Almanya ile ilişkileri kesti. Ama bir olay daha patlak verdi. 5 Haziran 1944'te Karadeniz'deki bazı Alman savaş gemilerinin boğazlardan değil mi? Karadeniz'e geçişi, boğazdan Karadeniz'e geçişi saptandı. Türkiye bunların savaş gemisi olmadığını, yük gemileri olduğunu, erzak taşıyan gemiler olduğunu dile getirdi ama İngilizler ve ABD'liler buna çok yanaşmadı. O yüzden Dışişleri Bakanı Numan Menemenci oğlu istifa etmek zorunda kaldı o dönemde Numan Menemencioğlu'na tam bir Alman hayranı diye bakıyorlar arkadaşlar. E, dolayısıyla Menemencioğlu istifa etmek zorunda e, kaldı. E Türkiye işte yani tam kesiş Almanlarla bütün ilişkileri kesti tarih 2 Ağustos 44 olacak. Şimdi e, demek ki 2. Kahire'de Türkiye prensip olarak savaşı kabul etti. Bakın böyle bir soru gelebilir. Aman dikkat edin. Türkiye hangi konferansta prensip olarak savaşa girmeyi kabul etti? Ya da saarlar diyaloğu olarak bilinen konferans hangisidir? Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. <laughs> ama Türkiye bir şekilde savaşa girmedi. Peki savaş sırasında yani savaşa girmedi ama savaşın etkileri duyulmaz mı hiç? Koca dünya bir araya gelmiş savaşıyor. Arkadaşlar bir sava savaş sırasında Türkiye savaşa girmedi ama bir milyona yakın askeri silah altına aldı. Seferberlik ilan etti ve 1 milyona yakın askeri silah altına aldı. Düşünebiliyor musunuz? Gençler cephelerde savaşmıyor ama cephede. Hem onlara yiyecek, içecek vermemiz gerekiyor hem de üretim aksıyor. İki, Karartma uygulandı. Karartma gecelerde diye bir kitap vardır değil mi biliyorsunuz. Şehirlerin gece karanlığa gömülerek savaş uçaklarının açık hedefi olmaması istendi. Karartma böyle bir şey. Genelde Antalya, Akdeniz kıyılarında oldu İtalyan savaş Uçaklığına karşı. Olası bir Alman işgaline karşı Çatalca'da Çakmak hattı kuruldu. Bunu biraz önce konuşmuştuk. Fevzi Çakmak, Çakmak hattı oradan geliyor. Tıpkı hani Fransızların Majino hattı vardı ya, Savaş Bakanı André Majino'dan alıyordu. E, Fransızların Majinosu varsa bizim de Çakmak hattımız var. E, ama son derece eksik ve yetersiz bir hattı. Gece sokağa çıkma yasağı geldi. Bunun dışında sevgili arkadaşlar çok önemli kanunlar var. Bilmemiz gereken 40'ta Milli Korunma Kanunu çıkar. E, Milli Korunma Kanunu'na dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Çünkü bu kanun, bu kanun 1940'ta çıktığında bütün yetkileri hükümete verir arkadaşlar. E, ekmek karneye bağlanır, varlık vergisi çıkar. Bu haberlere tekrar... Döneceğim ama isterseniz birazcık konuşalım. Arkadaşlar, Milli Korunma Kanunu ile üretimden tutun, tutun dağıtım ve tüketim ilişkilerine kadar her şey kontrol altına alındı. Tüketimde de daha iyi çünkü ekmekhaneye bağlanıyor. Ne kadar tüketeceğinizi bile devlet belirliyor. Çünkü savaş zamanı açlık ve sefalet devreye girer. E, bu kanunun 6. maddesine göre aynı zamanda petrol ofisi, ...ve Et Balık Kurumu gibi iki kurum da çıktı karşımıza. Milli Korunma Kanunu'na bağlı olarak. Petrol Ofisi ve Et Balık Kurumu çıktı. 42'de önce Ankara'da sonra İstanbul'da ekmek karneye bağlandı. Belli gramajlar verildi ailelere. E, şu hakikaten e, ekmek bulmak bile zor. 42'de Ticaret Ofisi ve İAŞ e Müsteşarlığı kuruldu. Ticaret Ofisi... E, bir kere temel tüketim malli, mallarının karne ile dağıtımını e, düzenlemek için İAŞ'e. E, bunun yanı sıra da dış ticareti dengeleyebilmek için de ticaret ofisi açıldı arkadaşlar. E, varlık vergisi kondu. Varlık vergisi şehirliden alınan, varlık üzerinden alınan bir vergi. E, daha çok Ermeni ve Rum vatandaştan alındı. Hedef onlar oldu. E, dolayısıyla bayağı bir ses getirdi. Olağanüstü hal vergisi olarak sonradan ceza yaptırma olarak ödeyemeyenler Erzurum Aşkale'ye sürgüne gönderildi. Avrupa'da yankı uyandırınca e, 44'te bu vergi kaldırıldı. E, bunun dışında e, son bir vergide de toprak mahsulleriydi köylüden alındı. Şimdi bir kısa ara kaldığımız yerden devam edelim.